Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz bizim mahkeme düzenimiz, bizim kendi kültür düzenimiz olmadığı için, yani dışarıdan getirilip bize empoze edilen bir efendim adalet sistemi olduğu için burada birçok sıkıntılar var. Yani bize uymayan, bize zulüm eden birçok maddeler, kanunlar, yasalar var. İşte bunlardan biri de icra sistemi. Yani biliyorsunuz şimdi yaz mevsimi. Birçok insan efendim yaylaya gitmiş, denize gitmiş, tatile gitmiş. Yani evinde, ikametgahında yok. Şimdi bunu fırsat bilen bazı hukukçular veya fırsatçılar diyeyim ben onlara. Şimdi hukukçu deyince yani hukukçular hepsi değil. Şimdi genç arkadaş bir ofis açmış. Efendim bakıyor iş yok, güç yok. Efendim nasıl yapalım? Elinde dava yok, yapabilir. Hemen ilamsız takip. İlamsız takip demek, yani elinde hiçbir belge yokken sana icra gönderiyor. Gönderir mi? Gönderir. Yani herkes herkese icra takip açabilir. Açar, itiraz ederse durur, itiraz etmezse kesinleşir. Kesinleşirse de o parayı ödemek zorundasın. Ama az ama çok, sıkıntı yok. Onu ödeyeceksin. Buna benzer. Şimdi geçen böyle bir ilanla da karşılaştık, bir arkadaşa gelmiş. Şimdi arkadaş başka vilayette tatil yapıyor. Allah'tan işte efendim evine icra-i takip geliyor. İcra-i takip evinde bulamazsak, biliyorsunuz UYAP sistemi var. Metris sistemine göre işte adresinde bulunmak zorundasın. Gelmezse muhtarlar teslim ediyor. Muhtar ne yapıyor? Alıyor zarfı oraya koyuyor. Yani muhtar sana o zarf geldi diye telefon açmıyor ki. Üzerine 7 gün geçti mi itiraz etmezsen o kesinleşiyor. Bu sefer borç ortada hiçbir şey yokken, hiçbir alacak verecek yokken, çünkü ilamsız diyor arkadaşlar. İlamsız demek yani bir imzaya dayalı değil, bir taahhüte dayalı değil. Hani bir senedin olur, bir çekin olur, bir kontratın olur, bir sözleşmen olur, bir anlaşman olur. Ve ona ilamlı takip derler. Bir de hiç elinde bir şey olmaz, sözlü benim bunda alacağım var dersin. Bir beyanda bulunursun, açarsın takip, onun bir suçu falan yok. Açtın, efendim, öyle bir konu yok ortada. Bir sefer dönüyor, geliyor senden, onu alıyor. Bunu yapanlar var, en çok da işte bu yaz tatilinde bunu yapıyorlar. Çünkü adreslerde kimse yok. Yani kesinleştirmek çok kolay. Bir adrese icra takibi gönder, 7 gün sonra kesinleşmiş. Oh. Ne âlâ. Yani bunu yapan genç, yeni efendim ruhsatını almış birkaç tane avukat, belki orada açıktır. Belki onu yapman kanuni olabilir ama hani değil. Yani ondan sonra bakıyorsun işte birçok sıkıntılar var. İşte şuna şöyle tacizde bulunmuş, buna böyle haksızlık yapılmış falan filan. Ondan sonra birçok hukuksal veya asayişi ilgilendiren olaylar meydana geliyor. Yok mu? Yani geçen bir avukat arkadaş yakalanmadı mı çete lideri olarak? Bir de hanım avukat. Bir de yaşlı. Değil mi? Onu anlatmıştık biz. Hani banka müdürü hanım, işte kocası avukat, çete kurmuşlar. Efendim bankadaki yüksek meblağlı yerlere haciz yapıyor. Onlar ilamlı yapıyor ama onlar daha sistemli. İşte bu genç birkaç tane avukat arkadaşlar oturmuşlar. İş yok, güç yok. Ne yapabiliriz? İşte kanunda böyle bir açık var. Gönderek diyor. 10 tane ilamsız gönderiyor. Efendim 2 tanesi itiraz etse 8 tanesi itiraz edemez. Yani yerinde değil adam. Adresinde yok. İşte kesinleşti. İşte ekmeğimiz çıktı diyor. İşte iş yaptık diyor. Sonra o avukat arkadaşlar nasıl o ekmeği yiyecekler onu bilemiyorum.